Ailemin benim namusum söz konusu. Sen buradan çıkmadıkça bana rahat yok baba. Ya beni kurtaracaksın diye kendini yakma. Bu adamlarla oyun olmaz evladım. Niye çağırdın beni buraya? Sana ortadan kaybol demedim mi? Nereye kaybolacağım? Adam gölge gibi peşimde. Hapisten çıktığından beri rahat vermedi. Elimizden geleni yapıyoruz. Senin yakalanman bizim de işimize gelmez. O zaman elinizi çabuk tutun. Okula ilk geldiğin günden beri aşığım sana. Yıllar sonra karşılaştığımızda sana olan duygularımın hiç değişmediğini anladım. Sana aşık oluyorum galiba. Ne olur gitme. Burada benimle kal. Beni sevmene çok ihtiyacım var. Babam o adamı aldattın mı? Ne diyorsun Umut? Soruma cevap ver. Babamı aldattın mı? Ona ihanet edeceğimi nasıl düşünürsün? Seni öz annem gibi sevdim. Sana güvendim. Biz bunu hak etmedik. Ne babam, ne ben, ne de Elif. Bunu hak etmedi. Umut, Pınar hep bu yuva yıkılacak diye korktu. Onun için sakladı senden o iğrenç tecavüzü. Bu yuva yıkılmasın diye. Pınar bu davranışıyla bu yuvayı yıkmış oldu Süreyya Hanım. Geriye dönüşü yok. Boşanacağım Pınar'dan. Okulda arkadaşlarım senin baban kim diye soruyorlar. Televizyonda boşanacağını söylüyorlardı anne. Babamdan ayrılacak mısın? Ben ikinizi de seviyorum. Sizlerden ayrılmak istemiyorum. Oh be, özgürüm artık. Evet, hem de sonsuza kadar. Ne yapıyorsunuz ya? Dövdünüz mü siz? Hadi gidelim çabuk. Durumu nasıl? Çok kan kaybetmişiz. Yani durumu ne, kurtulabilir mi? O köpeğin ağzına çıkacak iki kelime hepimizi ipe götürebilir. Hastanede bitireceksiniz onu. Gidip orada geberteceksiniz. Konuşamayacak o. Konuşamayacak. Sevgili patron, bu iş hiç de zor değil bizim için. Rıdvan'ın konuşması sizin için hayat anlamına geliyorsa, onu kullanan kaçakçılar içinse ölüm anlamına geliyor. Mafya Rıdvan'a hastanede saldıracaktır. Rıdvan'ın kapısında polis bekliyor sadece. Onu koruyorlar. Olağan koruma tedbirleri yeterli olmayabilir. Sen gelmeden önce televizyonda seyrettim. Davanın en önemli tanığı Rıdvan da ölmüş. Senden hiçbir şey saklayamam. Deden büyük bir ihtimalle yarınki mahkemede çıkacak. Nasıl olacak bu? Ben mucizelere inanmam. Bu bir mucize değil sevgilim. Sadece bir oyun. Rıdvan ölmedi, yaşıyor. Patronlarına haber verdi. Rıdvan yaşıyor. Mahkemeye çıkarılacak. Patronların polisin tuzağına düşüyor. Suratımı havalı havalı bakmayı bırak da bir yolunu bulup haber ver patronlarına. Çabuk. Kapışmak yerine işbirliği yapalım. Nasıl bir işbirliği bu? Yeğenimin analı Gül Tanrı'yı tanıyorsunuz. Parasının haddi hesabı yok. Bana zırnık vermiyor ama yeğenim için her şeyini vermeye hazır. Yeğenimi kaçırıp fidye isteyeceğiz. Yeter baba. Lütfen. Saatlerdir içiyorsun. Yaracı denizin içindeyim oğlum. Çırpındıkça batıyorum. Battıkça çırpınıyorum. Hayır baba. Sen bu değilsin. Toparlanacaksın. Yıkılmayacaksın. Efendim. Merhaba güzel doktor. Sana küçük bir uyarıda bulunacağım. Ne var, ne istiyorsun? Sakın test sonuçlarına bakıp da her şey bitti sanmayın. Daha yeni başlıyoruz. Hapishanede geçen 10 yılın acısını çıkaracağım sizden. Hepinizin hayatını zehir edeceğim. Hep beraber çok eğleneceğiz. Hayvan. Vedat'tı değil mi? Sapıkça tehditler savuruyorum. Ben zaten acı çekiyorum burada. Adeta yaramı dağılıyor. Ne biçim bir insan bu Süreyya Hanım? O insan değil ki. O bir şeytan. Dayını düşünüyorsun değil mi? Evet anne. Ne olursa olsun üzülüyorum dayım için.
Hayattaki tek akrabam mı? Gel bakalım. Dayını zaman içinde tanıyacaksın Metin. Sen onun için uyumuyorsun. Üzülüyorsun. Onu düşünüyorsun. Keşke o da senin gibi sorumlu bir insan olsaydı. Hadi yat oğlum. Dayını bu kadar düşündüğün yeter. Şimdi okulunu ve geleceğini düşün. Hadi oğlum. Nasıl olabilir bu? Rıdvan'ın yaşadığını kimse bilmiyordu. Nasıl öğrenmiş olabilirler? Bu durumda dedem yine hapiste kalacak değil mi? Rıdvan bizim için, bu dava için her şey demekti. Mahkeme bizim açımızdan çok zorlu geçecek. Arif'im, Allah ona sabır versin. Daha ne kadar dayanabilir ki hapishane hayatına? Tam yüzümüz gülecekken yine dertler başladı. Sanki birileri gülmemizi istemiyor bizim. Sanki gizli bir el var hayatımızda. Ne zaman mutluluğu yakalayacak olsak o el kabuse çeviriyor her şeyi. Efendim canım. Günaydın canım. Ne o? Sesin çok kötü, bir şey mi oldu? Çok kötü bir şey oldu Bahar. Rıdvan öldürülmüş. İnanamıyorum. Nasıl olurum? Ben seni sonra ararım canım. Kendine iyi bak. Zavallı kocacığım. Zavallı Murat. Zavallı Ayşe. Size acıyorum. Acıyorum. Çünkü asıl acılarınız bundan sonra başlıyor. Müracaatınız üzerine yaptığımız tahliller neticesinde... Evet doktor. Çocuk %99 sizin Yusuf Bey. Netice sizin açınızdan müspet görünüyor ama... Aması ne doktor? DNA testleri hiçbir zaman %100 netice vermez. Sonuçtan daha da emin olmak istiyorsanız... iddia sahibi kişinin de DNA testini yaptırın. Yapılacak test sonucunda... iddia sahibi kişinin çocuğun babası olmadığı kesinleşebilir. Bu da sizi daha da rahatlatacaktır. Bu sayede hakkımda yapılan haberlere de bir son verebilirim. Sağ olun doktor. İyi günler. Yusuf Bey, DNA sonucu için mi gelmişsiniz efendim? Eşinizle evinizi ayırdığınız doğru mu? Lütfen bir açıklama yapar mısınız? Vedat Bey'in iddialarına cevap verecek misiniz? Lütfen sorularına cevap verir misiniz? Doyurdun mu karnını kızım? Evet anne. Yavrum tabağın olduğu gibi duruyor. Canım istemiyor anne. Tamam, hadi öyleyse. Okul servisin geldi, seni bekliyor. Hadi bakalım. Ben okula gitmek istemiyorum anne. Nedenmiş o kızım? Herkes bana soru soruyor. Senin babamı soruyorlar. Bu yüzden okula gitmek istemiyorum anne. Utanıyorum. Bugünler geçecek yavrum. Okulundan kalmamalısın. Kimseye aldırma. Tamam mı yavrum? Hem senin utanılacak hiçbir şeyin yok. Sen pırıl pırıl bir kızsın. Hadi canım. Yusuf, sana söylemiştim. Bak, DNA testleri de her şeyi ortaya koydu. Gördün mü? Elif'in babası sensin. Bu benim yüreğimdeki yangını söndürmüyor Süreyya Hanım. İki çocuğum günlerdir acı çekiyorlar. Neden? Karımın bir gerçeği benden saklaması yüzünden. 10 yıl önce öğrenmeliydim o tecavüz rezaletini. Bilmeliydim. Önlem alırdık. Kendimizi, çocuklarımızı hazırlardık buna. Vedat böylesine acı çektiremezdi bize. Ah Pınar, nasıl düşünemedin bunu? Şu hale bakın. Bütün hayatımız, ailemiz, çocuklarımız, yaşantımız gazetelerde. Televizyonlarda dilden dile dolaşıyor. Çıldırmak işten bile değil. Vedat yılanı boşu boşuna rezalet çıkardı. Elif'in hayatıyla oynadı. Bunu ödemeli. Onun da test yaptırmasıyla gerçekler anlaşılacak. Vedat'ın yakasını bırakmayacağım. Bu pislik temizlenecek Yusuf. Pınar'ın da acıları dinecek. Bu yuva yıkılmamalı. Ah, bu ne sürpriz sevgili karıcığım. Elif'in babası olmadığını, olamayacağını bildiğin halde rezalet çıkardın.
DNA testi istedin. Şimdi kaçıyorsun öyle mi? Bu konuyu tekrar düşündüm Süreyya. Dün gece uyuyamadım. Bana masal anlatma. Gidip DNA testi yaptıracaksın. Bu pislik temizlenecek. Ben çok acı çektim. Kızımın da acı çekmesini istemiyorum. Küçük bir çocuğun psikolojisiyle oynamanın günahını kaldıramam ben. Bu nedenle bir fedakarlık yapacağım. Vazgeçiyorum bu davadan. Yeter ki kızım mutlu olsun. Test falan yaptırmayacağım. Sen iğrenç bir yılansın. Zehirli bir yılan. Hepimizi zehirledin. Oh. Yanılıyorsun karıcığım. Siz henüz benim zehrimin tadına bakmadınız. Zorlu bir gün başlıyor. Bugün her şey aleyhimizde. Dava çok zorlu geçecek. Yine de elimden geleni yapacağım. Rıdvan'ın ölümüyle en büyük kozumuzu kaybetmiş olarak giriyoruz mahkemeye. Allah yardımcınız olsun. Aha. Polis raporunda da belirtildiği gibi rahmetli Rıdvan Kemer, annesi Gülsüm Kemer ve uyuşturucu davasından yargılanarak aklanmış olan müvekkilim Murat Akman tarafından ağır yaralı olarak bulunmuştur. Rıdvan Kemer hastanede öldürülmemiş olsaydı bu mahkemede ifade verecek, gerçek suçluları açıklayacak ve müvekkilim Arif Demirkol'un suçsuzluğu ortaya çıkacaktı. Varsayımlarla vakit kaybediyoruz Sayın Hakim. Verilmemiş bir ifade üzerinden sonuca ulaşamayız. Sayın Hakim, ben rahmetli Rıdvan Kemer'i tanımıyorum. Rıdvan Kemer'in bu olaylarla hiçbir ilgisi yok. Babamla ben hiçbir suçumuz ve günahımız olmadığı halde dükkanımız uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanıldığı için ve iftiraya uğradığımız için karşınızdayız. Benim babam yakın çevremizde ve ailemizde dürüstlüğün iyi niyetlisi yapıyordu Sayın Hakim. 40 yıldır alın terini ekmeğine tek bir kuruş haram karıştırmamıştır. Babam da bu olayda benim gibi suçsuzdur. Sanık Arif Demirkol bir önceki mahkemede suçunu itiraf etmişti Sayın Hakim. Sayın Hakim, Sayın Mahkeme Heyeti. Ben Narkotik Şube Müdürlüğü'nden Başkomiser Sinan Kayral. Mahkemenin seyrini etkileyecek bir ifadeyi heyetinize sunmak istiyorum. Devam edin. Davanın sanıklarından Rıdvan Kemer, hastanede öldürülmeden birkaç saat önce bana ifade verdi. O gece Doktor Neşe Algan aramıştı beni. Sabah Rıdvan Kemer'in ifadesini alabileceğimi söyledi. Ama ben sabaha beklemedim, sabredemedim. Hastaneye gittim ve o gece Rıdvan'ın ifadesini aldım. Pişman. Ekmeğini yediğim insanlara ihanet ettim. Vicdan azabı çekiyorum. Bütün gerçekleri mahkemede de anlatmak istiyorum. Beni bu işe Şahap Sarp'tan bulaştırdı. Bir de yanımızda Mahmut Çimen vardı. Arif ve Murat suçsuzdu. İfadesini doktorunun izniyle yazılı ve sözlü olarak zabıtlara geçer. Ayrıca videoya da görüntülü olarak kaydet. Bir nüshasını mahkemenize sunduğum ifadeyi aynen okuyun. Uyuşturucu kaçakçılığı işini Şahap Sarp'tan ve Mahmut Çimen'le birlikte yaptık. Patronlarım Murat Akman ve Arif Demirkol suçsuzdur. Onların bu olayla uzaktan yakından ilgileri bulunmamaktadır. Sessiz olun, devam edin. Rıdvan Kemer'in bu ifadeyi verirken şuurunun yerinde olduğuna dair doktor raporu ve hastane raporu da ayrıca ifade dosyasına eklenmiştir. Gereği düşünürdük. Sanık Mahmut Çimen'in tutukluluk halinin devamına, sanık Arif Demirkol'un tutuksuz olarak yargılanmak üzere serbest bırakılmasına, davanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Geçmiş olsun baba. Çok başarılıydınız Sacit amca. Tebrik ederim. Sağ ol canım. Ben de tebrik ediyorum. Gerçekten çok başarılı bir savunmaydı. Sağ ol canım. Sağ ol Sacit. Siz de sağ ol. Dede. Dedeciğim. Dedeciğim. Canım babacığım canım. Bak prensesim hiçbir şey yok. İşte evimize gidiyoruz. Hadi. Evet. Hadi. Efendim canım. Bahar canım. Dedem serbest artık. Dedemi serbest bıraktılar. Çok sevindim. Sevincimden ağlayabilirim. İkimiz de sevinebiliriz canım. Çünkü artık seni ve evliliğimizi aileme açıklamamak için hiçbir sebep kalmadı. Ben yine ararım seni. Oldu tamam canım. Tamam öptüm. Sadece ailenle değil, seninle de tanışmamıza az kaldı ufak. Thank you.
kendi ellerimle yaptım dedeciğim. Canım prensesin. Dedesinin bir tanesi. Evine tekrar hoş geldin. Dünyanın en iyi dedesi. Şükürler olsun. Adalet yerini buldu da yuvamızda yine bir aradayız. Allah bize bir daha o hapishane günlerini, acı dolu günleri göstermesin. Çok şükür ki babamız yine evimizde, başımızda. Ya şu dünya üzerinde insanın ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla bir arada olması kadar böyle güzel, mutlu bir şey var mı be? Ömer nerede? Böyle bir gecede nereye kaytardı? Bize bu gece bir sürpriz olacağını söylemişti deli oğlan. Gelir neredeyse. Hayırdır inşallah. Herkese iyi geceler. Nerede kaldın be oğlum? Hani sürpriz nerede abi? Görelim bakalım şu sürprizini. Şaka maka, ben de çok merak ettim ha. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Şaşıracağınızı biliyorum. Ama bir o kadar da sevineceğinize inanıyorum. Hadi be oğlum. Ben evlendim. Ne? Ne? Ömer? Oğlum? Evlendin mi? Şaka mı yapıyorsun oğlum? Aman yarabbim. Ne diyorsun oğlum sen? Dedem hapiste olduğu için size açamadım bunu. Ama üzülmeyin. Dünyanın en melek kızıyla evlendim. Şimdi gecikmeli de olsa sizlerle biricik eşimi tanıştırmak istiyorum. Şaka yapıyor galiba. Herkese iyi akşamlar. Aman Allah. Şebnem ulan bu. Baba. Sen vallahi şeytansın. Şeytanın ta kendisi bu be. Gözlerime inanamıyorum. Anne, baba, siz Bahar'ı tanıyor musunuz? Bu kadın senin karın olamaz. Sen bir şeytansın. Allah cezanı versin. Yine mi sen? Defol evimden. Neden bağırıyorsunuz? Biz evlendik. Ömer benim kocam. Siz de ailemsiniz. Kes şunu. Evlilik cüzdanımız. Ne ailesi ulan? Sen dede. Dede. Nereden aile olursun sen? Dede. Ne ailesi? Defol git buradan. Dede ne yapıyorsun? O benim karım. Baba. Dede. Dede. Sakın kör olamaz. Elini alın. Başını saçalım. Gidiyorum. Elveda Ömer. Defol. Bahar. Neyiniz var sizin? Size bana yaptıklarınızı ödeteceğim demiştim. Şimdi ayıklayın bakalım pirincin taşını. Karıma neden böyle davrandınız? Bak oğlum, bize iftiraları atan, bizi mahkemelerde süründüren, bu aileyi çökertmek için elinden gelen her tür kötülüğü yapan, işte bu kadın ya. Onun yüzünden hepimiz cehennem azabı çektik. Bu kadın senin karın olamaz, olmayacak da. Ömer, hatırlamıyor musun? Yıllar önce kardeşini kaçırıp buzdolabına kapatan bir canavar o. Şimdi hatırladım anne. Beni buzdolabına kapatan bu kadındı. Yanılıyorsunuz. Bahar sizin anlattığınız gibi bir kadın değil. O benim hayatımda gördüğüm en sevecen insan. Peki, madem senin dediğin gibi masum biriydi de, neden sana gerçek ismini söylemedi? Onun adı Bahar değil Şebnem. Neden bizi tanıdığını anlatmadı? Oğlum, bu kadın bir şeytan. Seni kandırdı, avucunun içine aldı seni. Şimdi de istediği gibi oynatıyor seni be. Hayır, beni gerçekten seviyorum. Bütün yaşadıklarımız yalan olamaz. Nereye gidiyorsun? Bahar'la konuşacağım. Ne konuşacaksın oğlum? Geç otur şöyle. Benden bazı şeyleri saklamış olabilir. Ama o bana hiçbir zaman yalan söylemedi. Ömer! Bırak gitsin. Şu anda ne söylesek boş. Allah'ım nedir bu kabus? Bu kadın ölmüştü. Yıllar önce ölmüştü. Sanki bir hayalet. Yine karşımıza çıktı. Hem de oğlumun karısı olarak. Felaketlerin en büyüğü bu. Bu akşam yine muhteşem görünüyorsun. Teşekkür ederim. Hiç değişmedim biliyor musun? Okuldayken de biri sana iltifat etse hemen kızarırdı. Hala o utangaç liseli kızsın. Ve ben sana hala aşığım. İyi ki doğdun Hakan. İyi ki doğdun. İnanmıyorum. Ama nasıl hatırladın? Ben bile unutmuştum. Okul yıllığına baktım. Yani fazla uğraşmadım. Sen inanılmaz bir kadınsın. Biliyorum. Hadi mumları üfle. Yardım et. Bu kadar mumu tek başıma söndüremem. Tamam. Hadi. Sağlığına canım. Nice yıllara. Sağ olun. Doğum günün kutlu olsun canım. Çok teşekkür ederim. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Uzun zamandır ilk kez biri doğum günümü hatırladı. Her zaman mutlu ol canım.
Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Alçak herif, her şeyi sırada. İş ciddiye binince hemen yan çizmeye başladı. Bahanesi de hazır. Güya kızını düşündüğü için testten vazgeçmiş. Ne yaparsa yapsın. Artık hiçbir şey umurumda değil Süreyya. Nasıl böyle söylersin Pınar? O adamın yaptıklarını yanına mı bırakacağız? Gerekirse mahkeme kararıyla götüreceğim onu test yaptırmaya. Ne değişecek? Testin sonucu Yusuf'un bana dönmesini sağlayacak mı? Hayır. Artık o beni hayatında istemiyor. Sadece öyle görünüyor. Kim bilir içinde ne fırtınalar kopuyordur. Seni ne kadar çok sevdiğini ikimiz de biliyoruz. Ama o sevgi yuvamın yıkılmasını önleyemedi. Yarın mahkemeye çıkıp bitireceğim bu işi. Artık dayanamıyorum. Çok yoruldum Süreyya Hanım. Çok. Umutcuğum hoş geldin. Ne işi var onun burada? Bizi görmeye gelmiş. Hangi yüzle? Hepimizin hayatını mahvetti. Onun yüzünden darmadağın olduk. Umut, lütfen sözlerine dikkat et. Yalan mı? Babam evini bırakıp otel odalarında yaşamaya başladı. Ben burada. Kardeşim desen okulda alay konusu oldu. Çok üzgünüm Umut. Babam kadar olamaz. Eskiden gözlerinden mutluluk okunurdu. Şimdi sadece acı var. Ben de onun kadar acı çekiyorum. Sizleri kaybettim Umut, yetmez mi? Bunu sen istedin. Onun için bırak şimdi bu pişmanlık numaralarını. Yeter artık. Annenle böyle konuşamazsın. O benim annem değil. O artık hiçbir şeyimiz değil. Umut. Umut. Bana niye yalan söyledin? Niye kendini Bahar diye tanıttın? Seni kaybetmemek için. Yanlış anlarsın diye korktum. Ailem geçmişte onlara yaptıklarını anlattı. Kardeşimi kaçırmışsın. Senin yüzünden hapse girmişler. Kardeşini kaçırmadım. Babanla annenin kavgalı olduğu bir dönemdi. Deniz'i birkaç gün bakmak üzere aldım. Kaçırdı dediler. Peşime polisleri taktılar. Ben de çok kötü günler geçirdim Ömer. Ailemle düşman olduğunuza inanamıyorum. Ben onların düşmanı değilim. Bir bak, ne zarar vermişim ailene. Birine bir şey mi olmuş? Kılına dokunmadım onların. Ama annen, deden, hatta baban saldırdılar. Dövdüler beni. Akıl hastanelerinde yattım. Bunlar neden anlatılmıyor ha? Lanet olsun. Her şey o kadar güzel giderken. Benim için de kolay mı oldu zannediyorsun? Onların oğlu olduğunu öğrendiğim an dünyam başıma yıkıldı. Senden kaç kere ayrılmayı, buralardan kaçmayı düşündüm. Ama yapamadım. Seni seviyorum Ömer. Bir yanda ailem, bir yanda sen, çıldıracağım ya. Onları silmeni isteyemem. Senin için ne kadar değerli olduklarını biliyorum. Evet, geçmişte hiç de hoş olmayan şeyler yaşadık. Ama ben hepsini unuttum. Tek istediğim seninle ve çocuğumla mutlu olmak. Çok şey mi istiyorum Ömer? Hayır canım. Ne olur beni bırakma. Buna dayanamam. Hiçbir yere gitmiyorum. Benim yerim karımın ve çocuğumun yanı. Bir şekilde ailemle aranızdaki buzları da eriteceğim. Güven bana. Aşkım benim. Teşekkür ederim. Neden? Bana hayatımdaki en güzel doğum gününü yaşattın. Daha bitmedi ki. 7 gün, 7 gece bugünü kutlayacağız. Anlamadım. Bir haftalığını abantta yer ayırttım. Doğum günü hediyen. Yarın sabah yola çıkıyoruz. Sen neden öyle mi? Evet. Sadece ikimiz. Baş başa. Gözlerden uzak bir tatil. Beni bu gece mutluluktan öldürmeyi mi planlıyorsun? Canım benim, bir tane. Bana en güzel hediye sensin. Hoş geldiniz beyefendi. Biz arayıp sormasak görüşeceğimiz yok. Ben de yarın sizi arayacaktım abi. Tamam mı? Çocuğu kaçırıyor muyuz? Birkaç gün daha bekleyelim diyorum. Zamanlamayı iyi yapmak lazım. Ne diyorsun lan sen? Hani bu işi hemen bitiriyorduk? Öyle anlaşmamış mıydık seninle? Bana bak. Eğer bizi oyalamaya çalışıyorsan... Öyle bir şey niye yapayım? Sizin kadar ben de istiyorum parayı. Ama her şeyi düşünmek lazım. Benden şüphelenirlerse hayatım kayar. Sen onu kafana takma.
biz uygun bir şekilde hallederiz. Bu işte seninle beraber olduğumuzu hayatta anlamazlar. Nasıl olacak bu? Bize bırak dedim ya, hallederiz. Tamam o zaman. Yarın yeğenime uğrar durumlara bir bakarım. İsabet olur. Her geçen gün faiz işliyor. Ne kadar çabuk harekete geçersek senin için o kadar iyi olur. Gül. Anneciğim sen de hayatmadın mı? Seni bekledim kızım. Biliyorsun sen gelmeden gözüm uyku girmiyor. Hadi hadi meraktan uyumamışsındır sen. Biraz da ondan tabii. Nasıl geçti? Rüya gibi. Uzun zamandır böyle bir gece geçirmemiştim. Hakan sürprizine bayılmıştır. Hem de nasıl. Çok mutlu oldu biliyor musun? İlk defa birisi doğum gününü hatırlamış. Canım benim. O da sonunda hak ettiği kişiyi buldu. İkiniz için de çok seviniyorum. İnşallah hiç ayrılmazsınız Gül. İnşallah. Ne oldu yavrum? Birden durgunlaştın. Korkuyorum anne. Biliyorsun şimdiye kadar kimi sevdiysem kaybettim. Hakan'ı da bir gün... Hadi. Geçmiş geçmişte kaldı. Bunları düşünüp şu anın tadını kaçırma. Haklısın. Kendi kendime sorun çıkartıyorum işte. Tek dileğim evlenip mutlu bir yuva kurman. Hakan da bunun için biçilmiş kaftan. Birbirinize de çok yakışıyorsunuz. Sahi mi? Evet. Sormayı unuttum. Neydi ya? Baş başa tatil geçirmenin en güzel armağan olacağını düşünüp bir otelde bir haftalığına yer ayırttım. Yarın sabah Bant'a gidiyoruz. İşte bu harika. Senin için de iyi olur. Bir güzel dinlenirsin. Evet. Bütün dertlerden, sorunlardan uzak, huzur dolu bir hafta. Hayal etmesi bile o kadar güzel ki. Bir uçurumun önündeyim yerim. Kumar borcum var. Ödeyemiyorum. Adamlar belalı katil. Beş kuruşsuz ortada kaldım. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir gün sıra verdiler bana. Parayı ödemezsem... Girebilir miyim? Gelsene anne. Doğum günü nasıl geçti? Çok iyiyim. Erken dönmüşsün. Yarın sabah yola çıkacağız. Uykusuz olmayalım dedik. Hakan abinle bir haftalığına Abant'a gidiyoruz da. Hadi ya. Biz burada sürünelim, siz orada tatil yapın. İyi valla. Şaka bir yana. Zaten sizi burada bırakıyorum diye içim rahat değil. Bari sen böyle söyleme oğlum. Şaka yapıyorum anneciğim. Tabii ki gideceksin. Dinlenmeye en çok senin ihtiyacın var. Bak Metin. Ben yokken dayını... Merak etme anne. Birkaç gündür dayımla görüşemiyorum. Onun için endişelendiğini biliyorum oğlum. Ama her koyun kendi bacağından asılır. Hem kim dedi ona kumar oyna diye canım? Ben de doğru bir şey yaptı demiyorum ama... onu böyle bir zamanda yalnız bırakamam. Bizim yardımımıza ihtiyacı var. Seni çok iyi anlıyorum Metin. Ama inan bana dayım bu yardımı hak edecek bir insan değil. Bunu zamanla sen de anlayacaksın. Hadi yat artık. Ve lütfen kendini bu kadar üzme olur mu? Yeter artık baba. Şu haline bir bak. Ne varmış halimde? İçkiden medet umuyorsun. Dertlerini, sıkıntılarını böyle atamazsın. Sen Elif ve benim için çok önemlisin. Seni bu durumda görmek beni çok üzüyor. Pınar'la aranızda ne geçerse geçsin her şey geçmişte kaldı. Yarın mahkeme var. Pınar'la ayrılacağız. Ama Elif'imden nasıl ayrılırım? Hadi lütfen toparla kendini. Bir an önce buradan gidelim. Hadi baba. Gidelim oğlum. Nasıl olur ya? Bir türlü aklımı almıyor beni. Allah cezasını versin. Ne lanet kılınmış. Gebermedi bir türlü. Sakin ol Murat. Hepimiz sakin olmalıyız. Yapmamız gereken tek şey Ömer'e Şebnem'in gerçek yüzünü göstermek. İşte bu imkansız anne. Çünkü abimin aşktan gözü kör olmuş. Baksanıza bizi bırakıp nasıl da gitti o kadının arkasından. Hayır. Benim oğlum öyle bir çocuk değil.
O şeytan kadının esiri oldu yavrum. Kendi dertlerimize düştük, Ömer'le ilgilenemedik. O yılan bizden ne istiyor hala anlamış değilim. Aklı sıra intikam almak istiyor bizden. Ama bu sefer papaz pilav yiyemeyecek. Gidip onunla konuşacağım baba. Olmaz Murat. Senin gitmen doğru olmaz. Ben konuşacağım. Ama Şebnem'le değil, Ömer'le konuşacağım. Onu o kadını bırakması için ikna etmek zorundayız. Ayşe doğru söylüyor oğlum. Önce bir Ömer'le konuşsun. Böylesi daha iyi olur. Pişman değilsin değil mi Ömer? Seni böyle görmek beni kahrediyor. Merak etme canım, ben iyiyim. Açmayacak mısın? Efendim? Ömer, oğlum. Seninle konuşmak istiyorum. Ne konuşacağız anne onca hakaretten sonra? Kızgın olduğunu biliyorum. Ama ne olur beni kırma. Ben söyleyeceğimi söyleyeyim, sen yine bildiğin gibi davran. Sadece ikimiz oğlum. Ana oğul. Ne diyorsun? Tamam anne, nerede buluşacağız? Yarın öğlen Kuzguncuk Parkı'ndaki kafede bekleyeceğim yavrum. Anladım, orada olacağım. Görüşmek mi istiyorlar? Annemin anlatacakları varmış. Biliyordum. Seni benden koparmak için ellerinden geleni yapacağız. Ne oldu canım? Sancı girdi. İyi misin? Evet, biraz hafifledi. Doktor hiçbir şey üzülmeyeceksin demişti. Bebek için zararlıymış. Korkuyorum Ömer. Bu kadar sıkıntı. Her şey düzelecek canım. Sen yeter ki üzülme. Bizi bırakmayacaksın değil mi? Asla, asla. Aşkım. Vedat. Bu ziyaretinizi neye borçluyum acaba Süreyya Hanım? Seni son defa uyarmaya geldim. DNA testi için adli tıba gideceksin. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa beni silah soruyla mı götüreceksin? Senin gibi bir alçak için silah çekmeye bile değmez. Şunu iyi bil ki bu işe kalkıştığın için pişman olacaksın. Ben yapacağımı bilirim. Elinden geleni ardına koyma Süreyya. Aman kızım, sakın oralarda üşütüp de hasta olma. Dışarı çıkarsan sıkı sıkı giy, tamam mı ya? Anneciğim, çocuk muyum ben? Tabii çocuksun. Benim çocuğum değil misin sen? Anneanne sana emanet canım. Derslerini ihmal etme, tamam mı? Tamam anne, merak etme sen. Hadi artık, geç kalacağız. Trafiğe yakalanmadan çıkalım. Bir şey olursa beni mutlaka arayın. Ararız, ararız. Hadi iyi yolculuklar, iyi tatiller. Şimdi işimiz daha kolaylaştı. Yeğenim çantada keklik. Vedat Caner, siz misiniz? Evet benim. Ne istiyorsunuz? Mahkeme emri. Ne mahkemesi? Yine neler çeviriyorsun Süreyya? Mahkeme kararıyla DNA testi yaptıracaksınız. Hiç kimse bana zorla DNA testi yaptıramaz. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Mahkeme kararı var. Sizi adli tıbba götüreceğiz. Yanlış yaptın Süreyya. Asıl yanlışı sen yaptın. Seni uyarmıştım Vedat Caner. Ailemden uzak dur demiştim. Ama sen beni dinlemedin. Bak Süreyya. Bu işi konuşarak aramızda halledebiliriz. Neyi konuşacaksın? Hem DNA testini isteyen sen değil miydin? İşte sana fırsat. Ama sen de ben de biliyoruz ki Elif senin çocuğun değil. Hepinizle tek tek hesaplaşacağım. Bu iş bitti sanıyorsan yanılıyorsun. Buyurun memur bey, gidelim. Sayın hakim, evlilik kurumunun devam edebilmesi için eşlerin birbirine olan güveni çok önemli. Pınar Hanım, müvekkilimden hayati önem taşıyan bir gerçeği sakladığı için bu güven sarsılmıştır. Evlilik kurumunu devam ettiremeyeceğini düşünen müvekkilim...
Karşı tarafı görmüş. Karşı tarafın bütün şartlarını kabul ederek boşanmayı talep ediyor. Karşı tarafı dinlediniz. Siz ne diyeceksiniz? Sayın Hakim, müvekkilim Pınar Hanım maddi hiçbir beklenti içinde değildir. Boşanmayı müvekkilim de istiyor. Takdir sizindir. Avukatınızı dinledik. Boşanmayı istiyor musunuz? Evet Hakim Bey. Ya siz Pınar Hanım, boşanmayı istiyor musunuz? Evet Hakim Bey. Evlilik önemli bir müessesedir. İyi korunmalı, zarar gelmemesi için her iki tarafın elinden geleni yapması gerekir. Sizlerin evliliğinizi korumak adına her ikinize de düşünmek için biraz daha süre veriyorum. Duruşmayı 17 Ocak 2001 tarihine erteliyorum. Arabanız hazır. Sağ ol usta. Eline sağlık. Siz sağ olun. Arabanın bütün işleri tamam. Tamam baba, her şey tamam. Buyurun faturanız. Teşekkür ederim. Buyurun. Güle güle. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba. Buyurun. Sağ ol. Oo, buyurun. Merhaba. Salih Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Sağ ol. İnşallah hayırlı haberler getirdiniz. Hayırlı hayırlı. Buyurun Arif Usta. Şirketimizin yeni sözleşmesi. Sizinle iş yapmaya devam kararı aldık. Suçsuz olduğunuz anlaşılınca şirket yetkilileri bu durumu düzeltmemizi istediler. Ben de size yeni sözleşmeyi getirdim. Çok sağ olun. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bunca yıldır bizler namusumuz ve şerefimiz için yaşıyoruz. Başımıza gelen onca felaketten sonra bir de bu sözleşme iptali çıkınca yıkılmıştık. Tekrar tekrar sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben izninizi rica edeyim. Tamam. Evet, sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ne o? Sevinmedin mi yoksa? Bak sözleşmeyi yeniden yaptık. Sevinmez olur muyum baba? Bu servis bizim ekmek teknemiz. Ömer'i düşünüyorum baba. Düşündükçe de çıldırıyorum. Haklısın oğlum. Ama hemen ümitsizliğe kapılma. İnşallah Ayşe Ömer'i ikna eder. Bahar'la konuştum anne. Ne anlattı sana? Her şeyi anlattı. Geçmişte yaşananlardan o da rahatsız. Her şeyi unutmak istediğini söyledi. Ya biz? Biz nasıl unutacağız bize yaptıklarını? İnan anne, o sizleri çok seviyor. Herkes hata yapabilir. Geçmişte olanları unutun artık. Onun istediği bizim ailemizi mahvetmek. Bunu nasıl göremezsin? Bak anne, yine başlayacaksan hiç konuşmayalım daha iyi. Kimse benim ne düşündüğümü sormuyor. Ben bu kadını seviyorum. Sen çok iyi bir insansın Ömer. Ama karşındaki insanı tanımıyorsun. Bak Ömer, bugüne kadar annen olarak hiçbir şey istemedim senden. Şimdi bir şey istiyorum. Bana bak, gözlerime bak. Lütfen Ömer, o kadını bırak. Beni, aileni biraz olsun seviyorsan bırak. Beni anlamaya çalış anne. Onu seviyorum diyorum sana. Daha ne dememi bekliyorsun? Şebnem benim karım. Gelip geçici bir duygu bu. Unutursun. İnan böylesi çok daha iyi. Hayır, unutamam. Siz ne derseniz deyin, bırakamam onu. Yeter. Bırak saçmalamayı. Senin karım dediğin kadın bir yılan. Geçmişte yapmadığını bırakmadı bizleri. Bunları nasıl unutursun? Anne! Sus! Sen beni dinle. Bilimle o şeytanın onu bırakamaz. Anlıyor musun beni? Ayrılacaksın o kadından. Yoksa hakkımı helal etmem sana. Yapamam anne, yapamam. Neden? Sadece sevgi mi seni böyle bağlayan? Neden ayrılamazsın? Yapamam. Çünkü Şebnem hamile. Benim yavrumu doğuracak. Anne, bırak, dokunma bana. Git başımdan.
Şimdi işin yoksa eve git ders çalış. Her gün aynı şeyi yapmaktan bıktım. Sinemaya gidelim. Biraz kafamızı dağıtırız. Ne dersin Deniz? Siz istiyorsanız gidin. Film seyredecek havada değilim. Ben de zaten ders çalışacağım. Tamam, başka zaman gideriz. Ne haber Özlem? Aa, Çağrı. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen? Gördüğün gibi işte. Yine arabayı değiştirmişsin. Ne yapayım, ötekinden sıkılmıştım. Hadi gelin, işiniz yoksa sizi biraz dolaştırayım. Hadi gidelim Deniz. Gezeriz biraz. Yok ya, ben gelmeyeyim, siz gidin. Hadi ya, ne olur gelsen. Hep senin için de biraz değişiklik olur. Merak etmeyin, yemem sizi. Yok canım, ne alakası var? Hem ben sizi rahatsız etmeyeyim. Milakis, gelmezseniz rahatsız olurum. Hadi. Tamam, yarın görüşürüz Metin. Çok ihtiyacım vardı. Benim de seninle baş başa kalmaya. O kadar yoğunsun ki boş bir zamanını yakalamak mucize. Merak etme. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Eskisi kadar yoğun çalışmamaya karar verdim. İşte bu harika. Şimdiye kadar kendimi hep işimle oyaladım. Hayatımdaki boşluğu filmlerle, dizilerle doldurmaya çalıştım. Aslında bütün yaptığım yalnızlığımı unutmaktı. Artık yalnız değilsin. Biliyorum. Ve bunun keyfini çıkarmak istiyorum. Arkadaşın da muhabbetine doyum olmuyor. Hakikaten Deniz, neyin var senin? Bir şeyim yok. Benden sıkıldı galiba. Yok canım. Sana da aşk olsun Özlem. Böyle güzel bir arkadaşın var ve bizi tanıştırmıyorsun. Deniz'in öyle gezme tozmaları yok oğlum. Yani senin bildiğin kızlara benzemez. Özlem. Yalan mı? Oraya gidelim diyoruz yok, buraya gidelim diyoruz yok. Neyse canım, bu iyi olsun. Bundan sonra artık daha sık gezeriz, ne dersin? Konuş canım, bir şey söyle. Evet ya da hayır. Ailem izin vermiyor gibi sıradan bir sebep olur. Yeter ki konuş. Burayı sevmediysen başka bir yere gidelim. Arbis şirketiyle yaptığımız anlaşmayı okudum baba. Bir iki ufak değişiklik yapmamız gerekecek. Yaparız oğlum. Sen de çok çalıştın, yeter artık, dinlen biraz. Şimdi olmaz baba. Hele şu işi bir bitireyim, o zaman dinleniriz. Merhaba. Aa! Güzel oğlum benim. Gurur duyuyorum seninle. Ne haber anneanne? Haberler sende. Koskoca şirketi galiba sen yönetiyorsun. Yapma anneanne. Babam gibi olabilmem için kaç fın ekmek yemem lazım ya? O da olacak inşallah. Her şey düzeliyor hayatımızda. Eski mutlu günlerimize tekrar döneceğiz. İnşallah. Yusuf. Sen nasılsın? Nasıl olabilirim ki Süreyya Hanım? İyiyim. Bugün Vedat DNA testine gitti. Görecektin halini. Kudurmuş köpekten beterdi. Polisleri karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. Eli ayağına dolandı. Mahkeme ne oldu Yusuf? Hakim biraz daha düşünmemiz için süre verdi. Bravo. Bence hakim en doğru kararı vermiş. Böylesine güzel bir yuvanın dağılmasını engellemeye çalışıyor. Bu inadından vazgeç Yusuf. Daha fazla karını ve çocuklarını üzme. Lütfen. Bunun bir inat olduğunu düşünüyorsun Süreyya Hanım? Benden, kocasından sakladı. Oysa en başından olup bitenleri anlatsaydı... Şimdi bu durumda olmazdık. Onu da anlamaya çalış Yusuf. Ne zannediyorsun? Bütün bunları seni, ailesini kaybetmemek için yaptı. Bilmiyorum Süreyya Hanım. Kafam çok karışık. Elini ayağını bağlamış Ömer'in. Sanki büyü yapmış. Şebnem diyor, başka bir şey demiyor çocuk. Şeytan diyor ki al karşına Ömer'i, evire çevire dö. Belki aklı başına gelir. Ömer'in ne suçu var ki Arif? Her şey o yılanın başının altından çıkıyor. Annem haklı baba. O kadın gözünü kör etmiş oğlunun.
Ya bize bir akıl ver Sacit. Nasıl kurtaracağız bu çocuğu kadının elinden? Vallahi Murat, kanunen hiçbir şey yapamayız. Çünkü ortada resmi bir nikah söz konusu. Ne yapıp ne edip Ömer'i kurtarmalıyız o şeytanın elinden. Belki de olduğu gibi bırakmalıyız. Ne diyorsun Ayşe sen? Yani Ömer'in o manyakla evli kalmasına izin mi vereceğiz? Bilmediğimiz bir şey var. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama. Maalesef Şebnem hamileymiş. Ne? Hamile miymiş? Aman Allah'ım. Oğlan çıldırmış mı ya? Belki de kadın yalan söylüyor. Şeytanın teki o. Bana da söylediğinde şok olmuştum. Kulaklarıma inanamadım. Benim oğlum sapık bir kadınla evleniyor ve ondan bir çocuğu oluyor. İnanılır gibi değil. Sakin ol Ayşe. Ben yapacağımı biliyorum. Ah. Evden arıyorlar canım. Cevap vermeyeceğim, otur yemeğini ye. Şerefe. Afiyet olsun kocacığım. Cevap vermiyorum. Bu böyle olmayacak. Birinin gidip bu kadınla yüz yüze konuşması lazım. Doğru baba. Ben konuşurum. Hem evini de biliyorum. Birkaç kez Ömer'i bırakmıştı evini. Hayır Murat. Sen gitmeyeceksin. Kadının da istediği bu zaten. Seni elde edemediği için intikamını böyle alıyor. Anlamıyor musun? Gitmeni istemiyorum. Gideceğim Ayşe. Mutlaka bulup konuşacağım onunla. Başka şansımız yok. Ben gideyim artık. Otursaydın Sacit, yemek yerdik. Öyle ya. Ne acelen var be oğlum? Gideyim Arif amca. Yarın çok önemli bir davam var. İyi, sen bilirsin pek. Hoşçakalın. Efendim. Alo? 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 Cevap verir misiniz? Kim kızım? Bilmiyorum anne, cevap vermiyor. Allah Allah, bu da yeni moda çıktı. Efendim. Ne haber dayı? Bu sabah oteli aradım, ayrıldı dediler. Neden ayrıldın otelden? Adamlar peşimi bırakmıyor. Oteli değiştirirsem belki izimi kaybettiririm dedim. Burada da buldular beni. Seninle görüşmem gerekiyor. Yarın sabah okula gitmeden buluşalım. Her zamanki kahvede bekleyeceğim seni. Görüşürüz. Adli tıpça yapılan DNA testi sonucunda Vedat Caner'in Elif Tuna'nın %100 babası olmadığı saptanmıştır. Şükürler olsun Allah'a. Bu konu hakkında söyleyeceğiniz bir şey var mı? Hayır Sayın Hakim. Gereği düşünüldü. Adli tıbbın 18 Aralık 2000 tarihli kararıyla yapılan DNA testinde Vedat Caner'in itirazının yersiz olduğu anlaşılmıştır. Hiç iyi görünmüyorsun dayı. Senin için çok endişeleniyorum. Ortaya çıktığımdan beri sana sorun olmaktan başka bir şey yapmadım değil mi? Böyle konuşma. Sen benim canımsın. Annemden bana bir tek sen kaldın. Hepinizi çok üzdüm. Analığın aklıydı yeğenim. Benden ne köy olduğu ne kasaba. Yıllarca hapis yatmak yetmiyormuş gibi yine başımı derde soktum. Keşke elimden bir şey gelse. Benim sonum belli artık. Bu adamların hiç şakası yok. Bir gün tenar bir yerde sıkıştırıp bitirecekler işimi. Böyle konuşma dayı. Beni üzüyorsun. Ne olursa olsun seni sevdiğimi unutmayayım. Şu dünyada bana insan gibi davranan bir tek sen oldun. Hakkını helal et. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Annem tatilden döner dönmez bu konuyu tekrar konuşacağım onunla. Sen bilirsin. Ama ben fikrini değiştireceğini sanmıyorum. Hadi kalkalım artık, okula geç kalmayalım. Birkaç gün ortalardan kaybolsan dayı. Bende biraz para var. Boşuna yeğenim. Bu adamlar beni iğne deliğine girsem bulurlar. Affedersiniz. Şu adresi biliyor musunuz acaba? Şu adresi. Sesini çıkartmadan bin arabaya. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Bırakın onu. Dayı. Geç içeri. Dayı. Geç içeri. Dayı, yardım et dayı. 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 Thank you.
Her şey ne kadar güzel değil mi? Ne kadar sade. Ah, insan nefes aldın. Yaşadığını hissediyorum. Tıpkı senin gibi. Hayatıma girdiğinden beri her şeye daha farklı bakıyorum. Her şey gözüme daha güzel görünüyor. Ben de öyle. Bütün gün yüzümde kocaman bir gülümsemeyle dolaşıyorum. Sanırım biz aşık olduk. Bu kötü mü? Yok. Ama tedavisi yok. Üşüdün mü? Biraz. Geri dönelim istersen. Hayır. Sana sarılırsam ısınırım. Gül. Efendim? Öyle süslü püslü cümleler kurmasını beceremem. Zaten söylemeye kalksam da yüzüme gözüme bulaştırırım. Ben... Evet. Seni ömür boyu yanımda istiyorum. Benimle evlenir misin? Evet. Evet. Evet, evet. Canım. Yusuf. Gözümüz aydın. Vedat'ın DNA testi sonuçlandı. Elif %100 onun kızı değil. Başından beri yalan söylediğini biliyorduk. Ama şimdi içimiz daha rahat. Hiçbir şey söylemeyecek misin? Çok sevindim. Ama bu yine de Pınar'ın bana yalan söylediği gerçeğini değiştirmez. Elif benim kızım çıkmasaydı da onu o adi herifin eline bırakmazdım. Yeter artık Yusuf. Bırak şu gururu. Hem kendine hem de Pınar'a yazık ediyorsun. Hiç olmazsa kızının mutluluğu için evliliğine bir şans ver. Ah bak sen. Kayınpederim beni ziyarete gelmiş ha. Buraya oturmaya gelmedim. Bana bak, oğlum rahat bırak. Abi, oğlun kendi isteğiyle burada. Yıllar önce senin geldiğin gibi koşarak geldi bana. Kimse onu burada zorla tutmuyor. Ne yapmak istiyorsun sen ha? Niyetin ne? Kocaman mutlu bir aile olmak istiyorum. Hepsi bu. Allah belanı versin. Oğlumun yakasından düşmezsen gebertirim seni. Neden kocamı bırakmamı bu kadar çok istiyorsun? Yoksa bana olan aşkı mı depreşti? Ne aşağılık kadınsın sen be! Ben de hala gözüm var değil mi? Oğlunun koynuna girdiğimi bilmek delirtiyor seni. Kıskançlıktan geberiyorsun. Bu tokadın acısını çıkartacağım sizden. Ayağıma gelip hepiniz özür dileyeceksiniz. Pislikler! Size bunun hesabını soracağım. Kimsiniz? Neden kaçırdınız beni? Kapat ne istiyorsun? Önünü. Kırarım yoksa. Gel buraya. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Döner dönmez nikah işlemlerine başlarız. Olmaz. Önce beni annemden istemen lazım. Belki o beni sana vermeyecek. Olabilir tabii. Her anne gibi o da kızının zengin mevki sahibi bir adamla evlenmesini ister. Saçmalama. Annem sana çoktan yeşil ışık yaktı. En büyük arzusu seninle evlenip mutlu olmam. Söz veriyorum. Seni mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Canım benim. Efendim? İyi tatiller Gül Hanım. Annemi bu işe karıştırmayın. Ya ben izin vermeden konuşmayacaksın. Duydun mu beni? Neler oluyor orada? Kimsiniz siz? Oğlun elimizde Gül Hanım. Eğer istediğimiz fidyeyi vermezsen onu bir daha göremezsin. Ne diyorsunuz siz? Bu bir şaka mı? Ne olmuş Gül? Metin'i kaçırdık falan diyorlar. Anneciğin bize inanmıyor. Bir alo de bakalım. Alo. Belki ikna olur. Anne. Alo. Anne. Metin. Ben iyiyim. Ama dayımı vurdular. Ayağından vurdular dayımı. Oğlunu duydun. Eğer parayı vermezsen onu da dayısı gibi vururum. Ama oğlun onun kadar şanslı olmayabilir. Anladın mı beni? Aşağılık herif. Senin dilin fazla uzadı. Ama biz onu kesmesini biliriz. Metin! Metin oğlum!